MHP lideri Devlet Bahçeli yerel seçimde ittifak kapılarını kapattı. İlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bundan sonraki süreci yazdı. Parti olarak 31 Mart 2019'da 19 mahal idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel seçimde ittifak için AK Parti'ye kapıları kapadı. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bundan sonraki sürecin perdesini araladı. Yaşar'a göre henüz biten bir şey yok. Her iki lider de sert sözlerin ardından Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine vurgu yaptı. Son sözü söylemek için henüz erken. AK Parti ve MHP arasında gerilim afla başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar ve andımız tartışmasıyla tavana ulaştı. Yaşar'a göre adeta iki taraftan birileri ateşe odun taşıdı. Sanki gizli bir el, bilerek ve isteyerek tansiyonu kademe kademe yükseltti. Ama hem Erdoğan hem de Bahçeli nezaket kurallarına çok hassas bir şekilde riayet etti. Yaşar'ın yazısında paylaştığı bilgilere göre iki parti arasında bir şeylerin ters gittiği belliydi. Erdoğan-Bahçeli zirvesi belki de bu yüzden neredeyse bir ay gecikmeli olarak gerçekleşti. Net olarak hem AK Parti hem de MHP'de ittifakın bitmesini isteyenleri gördük. Birilerinin çok mutlu olduğu belliydi. Hiçbir şeyi zorla yürütemezsiniz. Ama Cumhur İttifakı'nın zorla yürüdüğünü söylemek büyük haksızlık olur. 2016'dan beri tabanıyla tıkır tıkır işliyordu. Erdoğan'la Bahçeli arasında krize neden olan bir başka konuysa AK Partili Bekir Bozdağ'ın Danıştay'ın andığımız kararına yaptığı eleştiriler oldu. Yaşar'ın ulaştığı bilgiye göre gerilime aracılar laf getirip götürenler neden oldu. AK Parti grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Bekir Bozdağ yanına çağırdı. Bir süre görüştüler. Bu ülkede bakanlık yapmış olan arkadaşımıza, bakanımıza bu şekilde bir taraftan hakaret, bir taraftan tehdit savuracaksın. Kusura bakma, bir genel başkana yakıştıramadım. Çünkü bu çok çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Bunu bir defa bilmeleri lazım.